31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Bilmiyorum vallahi. Bilmiyorum. Kulak duymuyor yani. Dedim ki oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Oy. Oyumu ben AK Parti'ye vereceğim. Neden dersen öbüründen hiçbir şey görmedik. Belediye olarak şeyde vahaba veririm. Bu memleketim için vahaba veririm. Çalışan insana veririm ben. Belediyeyi soruyorum dayı. Belediye vahap seçer. Teşekkür ediyorum. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz bu? CHP. Neden? Ya nedenin kime? Canım kim onu istiyor onu vereceğim canım. Allah Allah. AK Parti'ye vereceğim. Ya AK Parti sakatlere yardım ediyor, dullere yardım ediyor, özürlere yardım ediyor. Yani mesela kömürü veriyor, her şeyi veriyor AK Parti. Biz AK Parti'ye veriyoruz. Ben şimdiye kadar AK Parti'ye vereyim, devam edeceğim. CHP'ye seviyoruz. Layık bir parti, cumhuriyeti seven, yobazlardan kurtaracağız. Aynı. Çünkü güven veriyor. O yüzden. AKP'den bıktık. Öldürdü bizi. Teşekkür ediyorum. Erdoğan'a vereceğim maaşımız iki katı yaptı biliyor musun? Evet değil mi? Tabii canım. O bize kazık attı biz daha ona iki kazık koyacağız. Başka yok. Hele seçimden sonra gör nasıl beş. Daha dur bekliyor o bizi bekliyor kazıklar daha bizi bekliyor. Cumhuriyetimizi yok edecekler. Cumhuriyet'teki seçimlerde o yüzden hangi partiye vereceksiniz? Kime vereceğiz? CHP'ye vereceğiz. Nedeni var mı ya? Buna mı vereceğiz yani? Buna mı vereceğiz? Ya, yazık ya böyle vereceğiz. Niye abi? Anamızı da halletsin. Tabii canım. Bizi de ezecek değil mi? Tabii. Zaten ezilmişiz. Neyimiz kalmış gördük, ki? Dün gördük o zengin arabalarının konvoyunu gördünüz değil mi? Seyrettiğiniz Ankara'da. Göreceğiz daha. Ne cübe o? Ne cübe o abi ya? Ya bu iyi günümüz. Buna abi. Şükredin daha. He. Tamam mı? Siz hangi şeyin adamısınız? YouTube. Hayır bunlar. YouTube ha bağımsız. Bunlar, ha tamam. Bağımsız. Tamam. Tamam abi. Biz şeye veririz abi. CHP'ye veririm. Çünkü emekliyi ezdi. Emekliyi ezdi yani. CHP'ye vereceğim. Başka nereye vereceğim ki? Neden? İyi çalışacak dönemi olduğu için. Oldu. Vallahi daha bir şey diyemem. Ben bilirim onun gerisini. Zaten hangi parti var? Sağlamanca toplam 3 tane var. AK Parti'ye. Çünkü hizmetlerini, Türkiye kendi hizmetlerini gördüğümüz için. Biz HDP'liyiz. Dem Parti'ye. Neden? Biz Kürt'üz. Neden odur? Vallahi AK Parti'ye vereceğim. Onu seviyoruz. Cumhurbaşkanımızı seviyoruz. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? CHP vereceğim abi. Çünkü Kırgızlara oy yok artık. CHP çok iyi. Evet onun için. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Sol Parti. Hangisi? CHP. CHP. Aynı. Bizim parti belliydi zaten. Hangisi? Dem Parti'ye vereceğiz. Neden? Bizim parti o yani. Yani çocukluğunda beri hep buna veriyoruz. CHP. Neden? Onu seviyorum çünkü. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye verecektiniz? CHP. Neden? CHP de ondan. Özel'e vereceğim. Özel midir, özel midir? Ona vereceğim. Ya Atatürk Partisi diye. Biz Atatürk çocuğuyuz biz. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye verecektiniz? Vallahi belli değil. Yani kime olacağını düşünmüyorum valla. Bir şeyler olacak işte. İyi parti. Neden? Bayan olduğu için. He. Bayan olduğu için. Keş kimse. Neden? Vermeyeceğiz. Görüyorsun. Çok pahalı, çok. Et alamıyoruz. Hiçbir şey alamıyoruz. Yiyecek, içecek, elbise, her şey. Hiç kimse vermeyeceğiz. Evimizde oturacağız. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Ay merhabalar. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Tercihimiz CHP'dir. Neden? CHP biraz daha demokrasidir. Tüm halkı kucaklıyor. O nedenle yine CHP diyoruz. Teşekkür ediyorum. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? CHP. CHP. Neden? Çok iyi çalışıyorlar. Çağdaş demokrat. Teşekkür ederim. Merhaba teyzem. Elbette Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğim. Neden? 23 yıldır ülkeyi yanlış yönetiyorlar. Değişmeleri gerekiyor. İnsanlar perişan, aç, susuz. Yani başka nedene gerek yok yani bir değişim olması gerekiyor yani. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Hiçbirine de vermiyor. Neden? Hiçbir de umut vermiyor. Hepsi palavra başka bir şey yok.
31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Değişir. Dem Parti. Neden? Kürt olduğundan dolayı Dem Parti. Çok teşekkür ederim. Ben de Dem Parti veriyoruz. Ben de HDP veriyoruz. Neden? Dem. O daha iyidir. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Boş ver ya, kim olsa ne olur. HDP. Öyle, Kürt olduğum için. Sağ ol. Ben CHP'ye vereceğim. Vallahi ben CHP'yi seçiyorum. AK Parti bizi bitirdi. Yeni bitirdi. Oyumu hangiye vereyim? Bilmem. He? Bilmem. CHP. Neden? Neden? En iyi çalışma yapan odur şu an. Oyunuzu hangi parti? Bekledim zaten. Bana da sorun diye. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Neden? Hani nedeni var mı? Öncelikle Atatürk'ün partisi. Ve hani yerel seçim olunca önce insan geliyor, çalışan geliyor aklımıza. İkinci de parti oluyor. Burayı güzelleştiren kim? Cumhuriyet Halk Partisi sosyal, demokrat bir insan. Bize bu güzelliği yaşatan tabii ki Vahap Seçer'e oyumuzu vereceğiz efendim. Vallahi bilmiyorum ki. Çok kararsızız ya. Neden? Belediye mi yoksa amaç mı? Belediye. Vahap Seçer ya. Çalışıyor anne, görüyoruz. Gerçekten görüyoruz. Eski başkandan daha iyi çalışıyor. Oyumuzu Dem Parti'ye vereceğiz. Dem. Neden? Dem zamanı çünkü. Dem, kardeşlik, barış, özgürlük. CHP'ye veririm. Tek kurtuluş odur, başka yok. Ben öyle biliyorum. Emekliyim ha, perişanım. 7,5 milyon maaş alıyorum. Ben nereye gideyim artık? Şu anda kararsızım da ya Refah Partisi'ne veririm ya da başkanımız var, İyi Parti var. Ankete İyi Parti olabilir. Neden? Ben emekliyim. Vallahi bu devlet bize 8000 lira söz verdi Bahçeli. Ona vereceğim. Sözünde durmadığı için vermeyeceğim. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? HDP. Neden? İşte. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Bilmiyorum, kulağım sağır, fazla işitmiyorum abi. Dedim ki oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğim. Neden? Hele hoşuma gitti. Benim vereceğim parti AK Parti. Çünkü devamlı ondan partim ben. O benim parti olduğu için ben ondan çalışıyorum. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Oyumu mu? Partiye mi, belediye başkanlığı mı? Belediye başkanlığı, yani hangi parti? Ha, CHP'ye vereceğiz. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? CHP. İlk nedeni belli. Ben 51 doğumluyum. Onların döneminde işçilik yaptım. Soplu sözleşmemiz vardı, sigortamız vardı, sendikamız vardı. Emekli oldum, bir ev aldım. Şimdi emekli evi boyadamıyor. Neden var mı başka? Ben hiçbirine de bilmiyorum. Neden? Neden? Hiçbir şeyimiz yok ki. Gelen giden zam atıyor, gelen giden zam atıyor. Ben hiçbirine de vermem. 31 Mart'taki seçimlerde oyunu hangi partiye vereceksin? Benim partim bellidir. Hangisi? Dem Parti. Neden? CHP. Ben CHP'liyim ondan. Oldu bitti, CHP'liyim. Hiçbirine vermeyeceğim. Neden? Hiçbirine bir şey... Yani söylemek zorunda mıyım? Asla değil de anket yapıyoruz sadece. CHP'ye vereceğim. Neden? Beğendiğim için. Yani çalışmasını beğeniyoruz. Yardımsever olduğu için, halka faydalı olan bir insanı niye tercih etmeyelim ki? Emeklilere direndiği için. Başka bir şey söylemiyorum. Ben HDP'liyim. Eğer HDP koyarsa HDP'ye veririm ben. HDP çünkü nasıl diyeyim? Yani Demirtaş çok iyi biri, çok düşünceli, çok iyi herkesi düşünen biri. Ben asıl da beni de kültürümü savunduğu için veriyorum. Ben kendime vereceğim. Hangisi? Ben kimim? Herhalde %90'ı çözüyorsun. Ya ben anladım ama söylesen dahi. Ben Kürt'üm. Başka ne istiyorsun benden? Bir kere söylesen. Ben kendime vereceğim. Bir daha söyleyeyim, kendime vereceğim. 100 sefer söylese kendime, ben de başka kim istiyor? Allah beni yaratmış. Ben de aynı insan gibi yaşamak hakkım var. Herkesin Allah'ı var, bizim Kürt'ün de Allah'ı yok, bizim de dilimiz yasak. Bizi dili yasak edenler, ben Kürt dili Allah yaratmamış mı? Onun sahibi de Allah değil mi? Herkes İngilizce, Fransızca, Hollanda, bilmem Japonca dili serbest, bizim dilimiz yasak. Ne demek? Bu Allah'ı inkar etmek demektir. Kendime vereceğim. Bir kere yine kendime vereceğim. Ben onurumu tüm dünya veririm. Anketi
anket yapıyor diye azından bir kere o parti ismi çıktı. Ben anladım. Ama anlamayan var mı? Anlamayan illa ki var. Ya ben Kürdüm, Kürde vereceğim. Ben HDP vereceğim. Tamam. Hayır, çok teşekkür ederim. Merhabalar. Sonuna kadar DEM Parti. İyilik ve barış kardeşlik için. Sonuna kadar. 31 Mart'ta git seçimlerde oyunu hangi partiye verecek? DEM Parti abi. DEM Parti. Neden? Abi çünkü DEM Parti mesela barış istiyor. Mesela öbürleri gibiyle yanmıyor. Mesela nasıl anlatayım? Öbürleri gibi bana haksızlık etme. Onun yüzden DEM Parti'ye devam abi. Ben oyumu hani AK Parti'ne şaşmam abi. Neden? AK Parti çünkü hani tamam şu an ekonomik sıkıntı oldu. Hani onu biliyoruz ama ben emekliyim. Hani en düşük maaşı alıyorum. Ama hiçbir menfaat beklemeden ben yine AK Parti MHP'ye ben veriyorum yani. Çünkü görüyorsun yani 74'te biz Kıbrıs Barış Harekatı'nda mermiyi Amerika'dan alıyorduk. Şimdi kendimiz yani savunma sanayi olarak kendimiz üretmeye başlıyoruz yani. Ya o yani çocukların geleceği için ben o yüzden diyorum yani. Evet. Siz dayı. Ben hadi. Ben aydın bir insanlar. Aydınlara ben saygı duyuyorum. Aydınlara oylarım aydın insanlar. AK Parti. Neden? Bugün 22 senedir benim yaşım 74. Neler gördük biz neler. Ama bu hükümetin dönemindeki bu memleketin %1000 değiştiğini gördük. Ve oyumuz Allah'ın izniyle AK Parti. Yani. Bizimki CHP'li abi. Ya o daha iyi düşünüyor. Düşüncesi öyle görüküyor. Ne bileyim hani çok iyi bir şey yapmasını istiyorum. Türkiye'nin gidişatını görüyorum. En iyi şekilde. Ona göre düşünüp vereceğim. Biz neredeyiz? Bittik, bitiyoruz. Bütün değerlerimizi kaybettik. Bir toplum geleneklerini, göreneklerini kaybederse her şey bitmiyor. Cenazeye gidemiyorsun, düğüne gidemiyorsun, taziye yerine gidemiyorsun. Ondan sonra nasıl bir toplum olacağız? Biz bunları kaybettiğimiz zaman her şey bitmiştir. Belli değil ya gene. Öyle yeğenim olay. Öyle perişan olduk. Canım yeğenim belli değil. DEM Parti. Çünkü halkın demokrasi partisidir. Özgürlükten yanadır, barıştan yanadır. Onun için bu kanın biraz önce durdurulması için HDP'yi seçiyorum. Dayı merhaba. 31 Mart'ta ilk seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Nazım. 31 Mart'ta ilk seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Belli olmaz. Neden? O zaman olsun bana. Ben CHP'liyim, CHP'ye vereceğim. Neden? Seviyorum, yıllardır o partideyim. Değişik bir yere vermek istemiyorum. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Hiçbirinde bir şey yok ki. İnan var ya, gitmeyeceğim. Gidiyorum, ne muhalefetten bir fayda, ne bir iktidarda. Ben anlayamadım bu işi ya. Gerçekten yani oy kullanmadan tiskindim. 31 Mart'ta ilk seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Engelli durumum var, ben vermiyorum ki oy. Engelli durumum var, raporum var benim. Maalesef. Teşekkür ediyorum. Mevcut partilerin hiçbirisi geleceğe ümit vaat etmiyor. Görüyoruz işte yıllardır emperyalizme bağlı, güdümlü bir yönetim var. Tam da şu dönemde de üstelik dinle ilgili bütün kurumlar ele geçirilmiş durumda. Yani laiklik ortadan kalkmış, demokratiklik hiç yok. Onun için ne varsa solda var, sola devam. Benim oyun belli zaten, söylemeye gerek yok. Mahvoldu, kime verebiliriz? Bence cevabı belli. Belli de anket için bir kere... Anket ne vereceğim, ben muhalefete vereceğim. Hangi partisi? CHP'ye vereceğim. Merhabalar. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Valla BDP'ye veririm, DEM. DEM'e veririm ben. Ya Kürt'üm, Kürt olduğum için. Valla belki CHP'dir. Ben ona hayır gördüm, ona vereceğim. Bak, başka bir şey söylemem. Oyumuzu Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Vahap Seçer'e. Neden? Yaptığı hizmetlerden. Adam 24 saat durmadan çalışıyor hizmet için. Vahap Seçer diyorum. Valla CHP ölümüne. Abi çekme ya. Oy CHP öyle. Ben öyle. Eskiden beri CHP'liyim. Tamam. Evet, tamam. Hangi partiye mi vereceğim? AK Parti'ye kesin vermeyeceğim. Hangisine ama oy vereceksiniz?
ona karşı muhalefet olan partiye. CHP'ye vereceğim. İyidir. İyi görüştü ondan. CHP'ye vereceğim. Ben sosyalist adamım ya. İşçi partisine. Sosyalist kime verecek? Hırsızlara mı? Yani ya, kesmen ha. Hırsızlara aman vermem. Vatanı satanlara vermem. Hele kuyruklarına hiç vermem. Onun bir kuyruğu var. Bugün coşuyor. Ver Bilal'e, al helali diyor. Yarın da diz çöküyor. Böyle bu siyaset var bunlarda. CHP'liyiz biz. Ya işim var şimdi. Nedeni yok. Ben CHP'ye vereceğim. Ya şimdiki yönetimi görüyorsunuz. Millet ekmek derdinde ekmek bulamıyor. Daha bunda kötüsü var mı? Bir de yeter bir değişim olsun ya. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhabalar, bir soru sorabilir miyim? 31 Mart'taki seçimlerde o yüzden hangi partiye vereceksiniz? Ben mi? Evet. CHP'ye veriyorum. Vallahi ben İyi Parti olursa İyi Parti'ye veririm. Neden? Dengeyi kuran kişi olduğu için. Siz daim. Ne bu ki? 31 Mart'taki seçimlerde o yüzden hangi partiye vereceksiniz? Kime? CHP'ye vereceğim. Görüyorum zaten ne durumda olduğunu. Fakir bu kuraya düşenen var mı? Cebini düşüren var. 31 Mart'taki seçimlerde o yüzden hangi partiye vereceksiniz? CHP'ye vereceğim. Ama pek içimden gelmese de ona vereceğim. Mecbur. Başka adam yok. Ben başkanımdan memnunum. Ben bu kadar hainlikten bıktım usandım. Nasıl söyleyeyim sana? Karar veremiyorum ki. Karar veremiyorum. Bir şey söyleyemem. AK Parti'ye vereceğim. Çünkü hizmeti var, şeyi var, ülkeyi sahip çıkıyor o yüzden. 31 Mart'taki seçimlerde o yüzden hangi partiye vereceksiniz bu? Ya ben belli değil. Belli değil kardeşim. CHP. Valla ben seviyorum VAP seçeri. Bu girişte hiçbir partiye de vermeyeceğiz. Çünkü düzen yok, bir şey yok. Bağlı kalmış başını gidiyor. Kimsenin cebinde para yok, iş yok, güç yok. Yani bu millet ne yapacak? AK Parti'nin dışında kim varsa ona vereceğim. Neden? Bu kadar şeyi görüyor herhalde millet. Yapacak bir şey yok. 20 sene taşıdık sırtımızda 20 küsür sene. Bundan sonrasına bakacağız. Bunlar gitsin, kim gelirse gelsin. Bir bakalım kardeşim. Bir bakalım. Tamam. Abi merhabalar. 31 Mart'taki seçimlerde o yüzden hangi partiye vereceksiniz? Abi herhangi bir parti taraftarı değilim ya. HDP'ye vereceğim. Öyle. Kürdüz ona vereceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Siz teyzem? Teyzem ben olma bitme AK Partiliyim. Yalan söylemeye gerek yok. Ama bu sefer çok bize darbe vurdular. 7500 lira emekli maaşı, ev kirası 7500 lira. Şu anda kararsızım. Yani niye şu ana kadar destekliyordum? Ama 7500 lira ne demek ya? Ben kiramı ödeyeceğim, geçineceğim mi? Şu anda çektim. Şu anda çektim. Aldım. Zam alamadım. Yok. Yani yok. Şu anda 7500 lira. Yaptı, devam edin vermeye. Vallahi. Ben mi? Ben Atatürkçüyüm. Atatürk Partisi'ne veririm ben. Başkasına vermem. Atatürk'ü seviyoruz. Onun izinden yürümeye devam edeceğiz. Elimizden geldiği kadar. Başka partiye de düşünmüyoruz. Tabii ki CHP. Çok koyu bir Atatürkçüyüm ve Atatürk'ün yolundan devam ediyorum. CHP'ye. CHP. Büyük şehrimiz çalışıyor. Başkanımız çalışıyor. Hizmet veriyor. Hizmet verenlere ben vereceğiz. Hiç denemeye gerek yok. Baştakini görüyoruz. Depremde millet evsiz çadırda şeyde yatıyor. 55 milyon dolar para verip adamı aya gönderiyor. Getirisi var mı? Yok. O onlar düşünsün. Onlar kime boyu verecek? Onlara sorun. Bizim yerimiz belli. Biz kim sağlamsa ona veriyoruz. 31 Mart'taki seçimlerde o hangi partiye vereceksiniz? Erdoğan Partisi'ne. Çünkü ekmek veriyor, her şeyi düzeltiyor o. Türkiye'yi düzeltiyor, hastaneyi düzeltiyor, her şeyi düzeltiyor. 31 Mart'taki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'ne vereceğiz. Ya ben bir emekliyim. Biliyorsunuz emeklilerin durumlarını, ne durumda olduğunu. Ülkenin durumu belli. Maalesef ekonomik sıkıntılar almış başını gidiyor. Artık yeter ya. Gerçekten yeter. Çünkü millet perişan. Gerçekten perişan ya. Ve bu kadar olmaz ya. İnsanlar çöplerden şey topluyor. Ekmek topluyor.
Yeter, buna bir sarı kart göstermek lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum abi. CHP'ye veriyorum normalde yani ama iyi olan kazan. Yani MHP'liyim ama AKP kazanmasın diye CHP'ye veriyorum. Bu kadar. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Hiçbirine. AK Parti. Neden? Çok memnunum abi. Allah onlardan razı olsun. İslami parti olduğu için. Teşekkür ediyorum. Dayıcım merhabalar. Merhaba. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? CHP'ye. Yıllardır AKP yönetti, ne yaptı? Mahvetti bizi ya. Bit mi verim ama biti mi verim ben AK Parti'ye, MHP'ye? Deme vereceğim. Ondan başkası yok. Demokrasi de onda, eşitlik de onda, dürüstlük de onda, her şey onda. Biz kendimize vereceğiz. Dem Partisi. Dem. Neden? Dem Parti. Neden? Ne demek neden ya? Biz demokrasiden yanayız. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi mesele demokrasi, sen Allah beni yaratmış. Kürt yoktur. Nasıl yok ya? Nasıl yok? İşte ben Kürt'üm. Bunu ben mi Kürt olacağımı diye ben mi karar verdim? Ya biz Kürt'üz yani. Bunu kendimize vereceğiz yani. Bizi inkar ediyorlar yani. Bizi inkar etmek mesela Allah'ı da inkar etmektir yani. Öyle mi? HDP'ye vereceğim. Nereden partimizdir işte? Kürt olduğumuz için. Her devamlı veriyoruz. Biz yeşil sola veriyoruz. Neden bizim ırkımızı savunuyor, bizim beynimizi savunuyor? Biz yeşil sola veriyoruz. CHP'ye veriyorum. Bunlar 25 senedir ne yaptı gözünü seveyim ya. 25 senedir memleketin hala perişan. Yani resmen Afrika'ya döndük. Ölene kadar da CHP diyorum ama bundan sonra CHP'nin de gelse bir şey yapacağını zannetmiyorum. CHP. Çalmıyor. Güzel yönetiyor. 1 Mart'taki seçimlerde oyunu hangi partiye vereceksin? HDP abi. HDP. Neden? Abi biz HDP'yiz. Sonuna kadar da HDP'yiz. Oyumuz şerefimizdir. O da HDP'nindir abi. Şimdiki belediye başkanına veriyorum. Şimdiki belediye başkanına. Memnunum. He, başka bir diyeceğimiz yok orada. Akdeniz'de HDP vereceğiz. Neden? Adam burada hizmet yapmadık. AK Parti. Hiçbir hizmeti yok. CHP maşallah iyi çalışıyor. Burada büyükşehirde. Birine vereceğiz. Bizi kurtaracak birine vereceğiz. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Sağ ol, teşekkürler. Düşünüyoruz daha bakalım. Düşünüyoruz. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? AK Parti'ye vereceğiz. Neden? Çünkü iyi çalışıyor. Yani bu memleketi düzelten parti AK Parti'dir. Benim görüşüm. Çünkü partiler sürekli değişebilir. Ama iyi olan kalır. İyisi de kalmış yani bence. Çok teşekkür ediyorum. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Burada olmadı. Neden? İşte. Sadece anket için. Tamam ama öyle bir kenara olmaz. Allah büyüktür, bir gelsin. Hangisi şey verdiyse, çalışma verdiyse, şey verdiyse ona vereceğiz. Var mı aklınızdaki partide? Yok, şimdi yok. Partilerde artık korkuyoruz. Vermeyiz. Belki oyumuzu da kullanmayız. CHP. Öyle kaç senedir CHP'ye veriyorum. Sadece oyunuzu hangi partiye vereceksiniz bu? Vallahi çok yabancıyım. Buralı bir değilim. 31 Mart'taki seçimlerde oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Vallahi bilemem artık. İçimde kim doğarsa ona vereceğim. Kime verelim söyle. Siz hangisini istersen? Sen nerelisin? Diyarbakır. Nerelisin söyle açık hani. Diyarbakır. Ben de Dersimliyim. Oyunuzu hangi partiye vereceksiniz? Hadi abi? Öpüyorum. Belli değil daha. Hadi öpüyorum.